Mersin Yenişehir'de mobilya sektöründeki tecrübesini üretim ve iç mimari ile bütünleyip gerek tasarımları gerekse hizmet anlayışıyla fark yaratan Valens Mobilya, mekanın ruhuna uygun anahtar teslim projelere de imzasını atıyor. Sektörünün anahtar kavramlarından biri fark yaratmaktır. Severek yaptığınız işe kaliteli ürün ve nitelikli hizmeti de eklediğinizde müşteri memnuniyeti en doğal sonuç olur. Mersin Yenişehir'de mobilya sektörüne yenilikçi bir anlayışla yaklaşıp referans yoluyla büyüyen Valens Mobilya, kişiye özel tasarımlara imza atarak başarıyı yakalıyor. Kurucu ortak Mustafa Onurkar, baba mesleğini sürdürmenin de gururunu yaşıyor. 89 yılından itibaren Mersin'de bir mobilya sektörüne giriş olarak biz tabii çocuğuz o zamanlar, babam devam ediyor mobilya sektörüne. 89 yılından 2008 yılına kadar tek başına, 2008 yılından sonra benle beraber bu işe devam ediyor. Ben üniversiteye gittim, gelmiş, mimarlığı bitirdik. Ondan sonra hazır mobilyadan çok kişiye özel bir şeyler yapalım, bir şeyler tasarlayalım, ona göre insanları mutlu edelim diye bu yola çıktık. Valens Mobilya ile bu işi birazcık daha üst seviyeye getirmeye çalışıyoruz, gayret gösteriyoruz. Mersin'de, Türkiye'nin değişik illerinde yaptığımız iç mimari, anahtar teslim çalışmalarımız da mevcut. Hazır mobilyanın yanı sıra kendi ürettiklerimizi müşteriye memnun etmeye çalışıyoruz. Bizim asıl işimiz bu. Bir diğer kurucu ortak Ensar Altıntop'un da sektördeki tecrübesi 2000'li yılların başına dayanıyor. 1992'den beri ticaretin içindeyiz. 2000 senesinden sonra da mobilyacılar başladık. Farklı sektörlerde mücadele ettik. 2000'den beri de bu işi yapıyoruz. Zevkli, keyifli bir iş. Severek yapıyorum. Onur Bey ile uzun süredir tanışıyoruz. Çözüm ortağımızdı. Son dönemde birlikte çalışıyoruz. Ortaklık yaptık. Onur Bey gibi bu işi profesyonelce yapan eşi de aynı zamanda iş mimardır. Sektör artık öyle gelişti ki artık kimse hazır mobilya almıyor. Kişilerin zevklerine göre mobilya yapmayı tercih ediyoruz. Biraz daha şu anda ön planda. Anahtar teslim projelerde daireler ağırlığı oluştursa da mağazalar, oteller, restoran ve kafelere yönelik çözümler de sunuluyor. Bunların içinde mağazalar, daireler aslında Türkiye'de çok yaygın olmayan spor salonlarına kadar geçerli tabii ki. Ama biz şu anda kendi işimizin gereksinimi olarak daire ve mağazaları ön planda tutuyoruz. Mağaza tasarımları, uygulamaları, daire uygulamaları. Müşterilerin ihtiyaç ve beklentileri en iyi şekilde analiz edildikten sonra tasarımlar ortaya konuyor. Bu süreçte Onur Kar'la birlikte kendi gibi iç mimar olan eşi Derya Kar yönlendirici oluyor. İç mimari bölümünde çalışma sistemimiz müşterinin istekleri doğrultusunda kendi isteklerimizi onlara yaptırıyoruz. Çünkü örnek veriyorum, iki çocuklu bir aile geldiği zaman herkesin fikri farklıdır. Herkese kendi fikrinizi beğendiremezsiniz ama biz amacımız beğendirmeye çalışmak. Çocukların yaşları önemlidir, cinsiyetleri önemlidir ve bu bir yıllık bir süreç değildir iç mimari tasarım yaptığınız zaman. Bunun gelecekte, yani 3 senesine, 4 sene, 5 sene sonra insanlar sıkılana kadar nasıl, neyden mutlu olduklarını bilerek o şekilde biz tasarımlarını yapıyoruz. 3 boyutlu çalışmalarımızı müşterilerle önce paylaşıp daha sonra uygulamalarına geçiyoruz. Kalite, müşteri memnuniyeti ve satış sonrası destek, üretim ve hizmet süreçlerinin en önemli kavramları oluyor. Kalite birinci önceliğimiz. İyi mobilya satmayı düşünüyoruz. Çünkü mobilyaya verilen paralar az paralar değil. İnsanlar bunu uzun süre kullanmaları lazım. Bunun için elimizden geleni yapıyoruz. Kumaşta olsun, ağaçta olsun, kullanılan ahşaplarda olsun, en son teknoloji neyse onu bulup getiriyoruz ve insanlara ürün olarak takdim etmeye çalışıyoruz. Deneyimli eller ağacı ustalıkla işliyor, modeller incelikle ortaya çıkıyor. Müşterilerini var olan standart mobilyalarla sınırlamayıp üretimdeki ve iç mimarideki gücünü ortaya koyması firmanın tercih edilmesinde önemli etkenlerden biri oluyor.
İnsanlar bize güveniyor öncelikle. Çünkü bizim altyapımızın olmasının en büyük avantajı biz istediğimiz şeyi yapabiliyoruz. Yani dışarıdan yaptırmaktansa kendi bünyemizde sürekli o işin başında olarak yaptırmak her zaman daha olumlu sonuçlar çıkartıyor. Kurulum ekibimiz var, montaj ekibimiz var. Üretimde döşemeci ustalarımız, iskelet yapan ustalarımız, her şey mevcut. Satışla başlayan süreç, müşterilerle kurulan uzun süreli dostlukların başlangıcı oluyor. Hizmetten ve üründen memnuniyet duyulması sürekliliğinde anahtarı oluyor. İnsanların evine girdikten sonra en çok küçük bir mobilya yer alsa bir dostluk, bir arkadaşlık oluşuyor. Bu zaman içerisinde diğer eksiklerini de tamamlıyor. Siz iyi bir izlenim bırakmışsanız, kaliteli ürünler vermişseniz, insanları mutlu etmişseniz 10 sene sonra dahi olsa gelip sizi buluyorlar. İster avantgard, ister modern, taleplere yanıt verilirken müşterilerin her yerde göremeyeceği modeller seçiliyor ve her yılın bir modası bulunuyor. Bu sene yemek ve yatak gruplarında özellikle ceviz ve krem ağırlıklı, yani o renklere daha çok önem gösteriyor üretici firmalar. Koltuk gruplarında ise kumaş olarak nubuk kumaş ön planda. Yani bu sene nubuk kumaş hemen hemen her mobilya mağazasında olan kumaş seçeneği. İnsanlar da nubuk kumaşın temizliği kolay, kullanımı daha kolay. Bu sene de nubuk kumaş mobilyada ön planda. Mobilyada yeni akımlar, sektöre yön veren gelişmeler yakından takip ediliyor. Fikrin ürüne dönüşümünde modeller, sektörün gelişimine paralel bir değişim gösteriyor. Sürekli yurt dışına çıkıyorum. Yani orada da bazı müşterilerimiz var. Özellikle yatak konusunda iyiyiz. Belçika, Almanya, Fransa, İtalya. Buralara gidip ürün pazarlama sırasında farklı firmalarla görüşüyoruz. Farklı insanlarla görüşüyoruz, farklı modelleri görüyoruz. Buradan da esinleniyoruz. Oradan esinlendiğimiz üzerine ilave ediyoruz. Farklı bir şeyler daha. Yani trendi takip ediyoruz bu arada. Neler var, neler yok. Artık insanlar hangi modellere veya hangi yöntemlere başvuruyor. Bunları iyi takip ediyoruz. Bunu kendi bünyemizde değerlendiriyoruz. Çizimlerini yapıyoruz. Yeni ürünler, yeni modelleri bu şekilde çıkarıyoruz. Farklı olmak için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. İhtiyaçlarla birlikte beklentiler de değişiyor. Eskiden o klasik bir tane üçlü, bir tane ikili, iki tane tekli anlayışının ötesine geçiyoruz galiba artık. Aynen öyle. Ne istiyoruz, ne bekliyoruz? Şimdi evde iki tür beklenti olmaya başladı. Artık erkekler ve bayanlar kendi rahatlarını düşündükleri için bu mesela üzerinde oturduğumuz koltuk özellikle erkeklerin tercihi. Çünkü akşam eve gittiklerinde ellerine kumandayı alıp televizyon izlemek öncelikle tercihleri. Bunlar da bu koltukta o erkek müşterilerimiz için ağırlıklı yapılmış bir model. Çok marifetli da marifetli bir model, rahat bir model, akşam yorgunluklarını atabilecekleri bir model. Bu şekilde müşterilere hizmet vermeye çalışıyoruz bu peki tarz koltuklarla. Bu rahat koltuğun marifetleri bir ondan bahsetmeye başlayalım. Şimdi öncelikle elektronik bir Bluetooth aksamı var içerisinde. İsterlerse buradan Bluetooth'a bağlanacak her türlü cihazı buradan bağlayıp kullanabilirler. Bu hoparlörler olabilir, televizyonlar olabilir, ses sistemleri olabilir. Onun haricinde telefonları şarj edebiliyorlar. Artık biliyorsunuz hayatımızın vazgeçilmezi telefon. Taktığımız zaman oturduğunuz yerden telefon şarj olabiliyor. Uygulamalı gösterim evet, burada. Onun haricinde müzik dinleyebiliyorsunuz. Nasıl dinleyeceğiz? Dinlenme müziği? Koltuğu. Hemen Bluetooth'a bağladığımız zaman ya da USB ile koyduğunuz zaman istediğiniz müziği dinleyebiliyorsunuz. Açtığınız zaman da çok güzel bir eğlence koltuğu haline geliyor. Artı sizin oturduğunuz tarafta yatak oluyor. Yapmış olduğumuz boş tarafa kumandalarını, dergilerini, ortada kalan bütün eşyalarını da koyabiliyorlar. O yüzden avantajlı bir model. Daha çok televizyon sinema koltuğu olarak geçer. Sinema, bazı gençler daha çok sinema odaları yapma taraftarı şu anda evlerinde. Onlar için ideal bir model. Mekanizmalı ürünler bu grupla bu ürüne sınırlı değil sanıyorum. Değil, tabii ki değil. Daha çok mesela bu ürünlerin devamları da var. Modül sistemli üründür bunlar. Bunları köşe takımı olarak da devam edebiliyorsunuz ki hatta köşe modülünün içerisinden çıkan buzdolaplı büfe bir olarak bir kumandayla. O şekilde çıkan modellerimiz de var.
ortak özelliklerinden biri konforu. Ensar Bey, biz biraz önce baba koltuğuyla ilgili, rahat bir sinema koltuğuyla ilgili uygulamalı gösterdik ama şu an üzerinde oturduğumuz koltuğun da bir marifeti var sanıyorum. Kesinlikle. Bu biraz daha farklı bir ürün. Köşe olarak, ölçü olarak da yapabiliyoruz aynı şekilde. Farklı ölçülerde ebe sandırma yapabiliyoruz. Yine renk alternatif, inanılmaz renk alternatif var. Genelde oturma gruplarında sırt şurada, omuz kısmı boşta kalıyor. Bunun şu şekilde, misal edeyim, şu şekilde rahat bir sırt kısmı var. Kademelidir. Aynı zamanda oturum yeri birçok üründe dardır. Bunu yine elektrikli, rahat, geniş bir oturum. Şu şekilde rahat. Hem televizyon koltuğu olarak kullanabiliyorsunuz, hem keyifli bir grup olarak kullanabiliyorsunuz. Aynı zamanda sonuna kadar açıldığı zaman çift kişinin yatabileceği çok rahat, keyifli bir yatak oluyor. Ortaya çıkan başarılı sonuç, referans yoluyla ilerlenmesini sağlıyor. Renk konusunda Onur Bey ve eşi çok iyi, ürün konusunda çok iyi. İmalat bizde olduğu için her şeyi üst üste koyduğumuz zaman çok güzel şeyler çıkıyor ortaya. Bu işte de en önemli şey insanlara gezdikleri ve yapılan işleri gördükleri zaman birbirlerine tavsiye ediyor. Kulaktan kulağa reklam en büyük reklamdır. Aa çok güzel olmuş, nereden yaptırdınız falan. Bu şekilde insanların bize getirdiği insan çok. Çok fazla. Bu da bize ekstra bir ivme kazandırıyor. İnsanları mutlu ettiğimiz zaman geliyorlar, teşekkür ediyorlar. Bu bize demek ki bir şeyleri iyi yapıyoruz. Aynı ivmeyi kaybetmeden yola devam etmeye çalışıyoruz. Aynı zamanda iç mimar olan kurucu ortak Onur Kar, hizmet yelpazesini merkezlerinin bulunduğu Mersin'le sınırlı tutmadıklarını söylüyor. Türkiye'nin her şehrinden gelecek taleplere kısa sürede yanıt veriliyor. Van'da kadar iş yaptık. Van'da bir projemiz vardı. Oraya da sürekli gittik. Mersin, İstanbul'da iş yaptık. Sınır yoktur. Yani iş hayatında hiçbir zaman sınır yoktur. Müşteri nasıl istiyorsa, nasıl talep ediyorsa biz nerede olursa olsun Türkiye sınırları içerisinde ona hizmet vermeye hazırız. İşin maddiyatından çok maneviyatını önemsediklerini dile getiren kurucu ortak Onur Kar, severek yaptıkları işleriyle ne kadar çok kişiyi mutlu ederlerse hedeflerine o kadar yaklaşacaklarına inanıyor. Maddi yönden tabii ki insanların kendilerini geçindirmesi lazım ama maddi yönün haricinde biz insanlar mutlu oldukça biz bu hedefin daha da artacağını görüyoruz. Yani bize gelen müşteriler bu kapıdan mutlu çıktıktan sonra biz kazanmaya her zaman hazırız. Yani her zaman kazanacağımızı biz zaten kendimizde görüyoruz. Önemli olan insanların memnuniyeti.